Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Öncelikle ben şunu söylüyorum. Benim hakkımda hapse girdiğimi söyleyen insanı Allah subhanahu ve teala hapisle imtihan etsin. Benim hastalandığımı söyleyen kişiyi Allah subhanahu ve teala o hastalıkla imtihan etsin. Benim hakkımda öldüğümü söyleyen insan Allah subhanahu ve teala o insanın canını bir an önce alsın. Bunları eğer iyi niyetle yaptıysa Allah subhanahu ve teala bu duamı kabul etmesin. Ama bunları bir müfsitlik, bir fesatçılık, bir fitnecilik için yapmışsa o kimse kim ise eğer Allah subhanahu ve teala onu bu duamı kabul ederek cezalandırsın diyorum. Başka da söylenecek bir sözüm yoktur. İkincisi, bana hoca diye hitap edilmemesini ben defalarca belirttim. Ben ilimle ilgilenen, Kur'an'la sünnetle ilgilenmeye çalışan, bilemediğim konuları da bilmiyorum demeye çalışan bir insanım. Davetçiyim ben. Ben alim olduğumu hiçbir zaman söylemedim, hoca olduğumu hiçbir zaman söylemedim. Ama bugünkü bu topluluğun cahilliğinden bunlar kaynaklanıyor. Yani o kadar cahil bırakıldı ki topluluk, her sakal koyan insan hoca oldu, her namaz kılan insan evliya oldu. O yüzden ben kesinlikle ve kesinlikle hoca olduğumu kabul etmiyorum. Beni bulunduğum konumda kardeşlerimiz severse, beni bulunduğum konuma, avam konumunda değerlendirirlerse elhamdülillah orada değerli olduğumu veyahut değersiz olduğumu daha iyi anlamış olurum. Rabbimin huzurunda, Rabbimizin katında da alimler değil, avamlar değil, Kur'an ve sünnete kim tabi oluyor ise ve ihlaslı bir şekilde Kur'an ve sünnetin peşinden gidiyor ise, haddini biliyor ise, riya için, kibir için, gösteriş için yaptığı işi yapmıyor ise Allah subhanahu ve teala katında da bu insanlar kurtulacaktır. Rabbim bizleri onlardan kılsın. Diğer bir mesele de ise ben çalışan bir insanım. Ben toplumda her insan gibi sabah uyanan, işine giden, İş ortamında insanlarla oturup kalkan, konuşan, muhabbet eden, inancıma göre yaşamaya çalışan, iş ortamı da olsun, ev ortamı da olsun ve evime dönen ve bu şekilde hayatımı sürdürmeye çalışan bir insanım. Ben kendimi basite almıyorum. Ben Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığım zaman her birinin bir işi olduğunu, bir işle meşgul olduklarını ve bu işle meşgul olmalarına rağmen dinlerinden vazgeçmediklerini, dinlerini insanlara davet ederek devam ettirdiklerini, İslam'ı insanlara yaymaya çalıştıklarını gördüm. Ve her avam, her Müslümanın da İslam'ın bir parçasından, bir tarafından tutması gerektiği olduğuna inandığımdan dolayı elimden ne gelebiliyor ise Allah subhanahu ve teala'nın bana verdiği nimetleri bilerek onlara karşı şükretmeye çalışmak istediğimden dolayı elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Tabii bu aralarda aksaklıklar dediği gibi kardeşin oluyor. Bu aksaklıklar gerek kendi nefsimle alakalı gerek de yaşantımla alakalı. Yani ben şunlardan değilim. Bir cemaatim olsun, cemaat aylık getirsin, infanı koysun önüme, parayı koysun önüme. Ben bulunduğum evin kirasını ödeyeyim. Ben yiyeceğimi içeceğimi ondan karşılayayım. Daha sonra da cemaate çıkayım, din anlatayım. Aman şöyle sabredin, aman böyle sabredin. Tevhid ehli olan cemaat hocalarından da bu sözümü uzak tutuyorum. Bu sözüme muhatap olan insanları dinleyen kardeşlerim de az çok biliyordur. Ha tevhid ehlinin içerisinde böyleyse insanlar da var ise Allah subhanahu wa ta'ala onları da ıslah etsin. Bu sözüm onları da muhatap alır. Allah subhanahu wa ta'ala bizi de onlardan kılmasın. O yüzden meşgul olduğumuzdan dolayı bazen aksama oluyor. Ama Allah subhanahu wa ta'ala'nın izniyle asla ve asla daveti bırakmayı düşünmüyorum. Daveti bıraktığım zaman başıma ne gelebileceğini az çok tahmin edebiliyorum. Allah subhanahu wa ta'ala'nın bir ayeti var ki o ayet beni her zaman ayakta tutmaya yetiyor. Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki kim Allah'a yardım ederse Allah da ona yardım eder ve Allah onun ayaklarını dinde sabit kılar, sebat eder. Yani kalbimizi sağlamlaştırır, pekiştirir. Şeytanlara karşı, fesatçılara karşı, müşriklere karşı, kafirlere karşı ne yapar bizi? Sağlamlaştırır. Allah subhanahu wa ta'ala bizleri daim onlardan kılsın ve canımızı Müslümanlara kalsın.